Merhaba arkadaşlar. Bugün diksiyon konusu olan fonetik konusundan bahsetmek isterim sizlere. Fonetik dediğimiz kavram neydi arkadaşlar? Söylenişti değil mi? Söyleniş kavramında harflerin ağzımızdan çıkış şekli çok önemli biliyorsunuz. Bugün onlarla ilgili egzersizler yapacağız. Egzersizlerimiz de genellikle tekerleme üzerine olacak arkadaşlar ve kelimelerin okunuşlarından bahsedeceğiz. Peki tekerlemelerin diksiyon için önemi nedir sizce? Diksiyon kavramından bahsettiğimizde direkt olarak karşımıza çıkan şey nedir arkadaşlar? Hatta ilk olarak çıkan şey tekerlemedir değil mi? Sürekli insanlar bahsederler. Tekerleme okuduğunda söyleme şeklin daha güzel olur, daha akıcı konuşursun gibi cümleler kurulur sürekli. Bakalım tekerlemelerin konuşmamıza nasıl etki ettiğini görebilecek miyiz? Bugünkü yaptığımız çalışmaları siz de evde tekrar tekrar yaparsanız arkadaşlar konuşmanızın daha akıcı bir hale geldiğini göreceksiniz bunun. Garantisini verebilirim şimdiden ama sürekli yapmanızda fayda var. Sürekli yapılmadığı takdirde maalesef etkisini göremezsiniz. Evet, alıştırmalar şu şekilde arkadaşlar. A harfinden başlayacak olursak, ünlü harflerden başlayalım ilk olarak. A harfi biliyorsunuz ki iki çeşittir arkadaşlar. İnce A ve kalın A. İlk olarak kalın A harfinden başlayalım. Nasıl söylenildiği burada yazıyor arkadaşlar. Daha doğrusu söylenirken ağzımızın ne şekil aldığı, dilimizin nasıl olduğu burada yazıyor ama ben ayrıntılı bir şekilde onlara girmek istemiyorum. Siz zaten harfi söylerken ağzınızın ya da dilinizin ne konuma geldiğini hissedersiniz. Dolayısıyla tekerleme sırasında ne tür değişiklikler olduğuna bakın lütfen kendinizde. Ben bilgisayar üzerinden takip edeceğim. Siz de lütfen ekrandan takip edin arkadaşlar. Kalın A ile ilgili ilk tekerlememiz söylüyorum. Bu arada arkadaşlar tekerleme ile ilgili söylemem gereken bir şey var. Tekerlemeleri söylerken ağzımız kapalı bir şekilde söylememeliyiz. Ağzımızdaki daha doğrusu bütün konuşma organlarımızı, dilimizi, çenemizi hepsini baskın bir şekilde kullanarak söylersek daha net bir şekilde çıkar. Tekerleme söylerken tek önemli olan şey hızlı okumak değildir. Hızlı ve anlaşılırdır. Anlaşılır olması gerekir. Dolayısıyla hızlı ve anlaşılır olabilmesi için arkadaşlar ağzımızın daha böyle baskın bir şekilde kullanılması gerekiyor. Buyurun dinleyin beni arkadaşlar. Sizler de tekrar edin. El alem aladana aldı. Aladanalandı da biz bir aladana alıp aladanalanamadık. İlk tekerlememiz bu. Bir diğeri arkadaşlar akrabanın akrabayı akrep etmez ettiğini, bir diğeri ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar. Bunların hepsini tek bir cümle gibi düşünüp seri bir şekilde de söyleyebilirsiniz, tek tek de söyleyebilirsiniz. Önemli olan anlaşılır olması ve hızlı olması aynı zamanda. Serilik dediğimiz kavram budur zaten arkadaşlar. Serilik kavramı hem hızlı olmak hem de anlaşılır olmak demektir. Dolayısıyla lütfen seri bir şekilde söyleyiniz. İnce A harfimize geçtiğimizde alıştırmalarımız şu şekilde. Öncelikle kelimelerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere inceltme harfi var zaten A harflerinin üzerinde. Dolayısıyla ince okumamız gerekiyor. Önce doğru okunuşları söyleyeyim size. Sonra birkaç tanesinin yanlış okunuşlarını söyleyeyim ki aradaki farkı anlayın. Örnek kelimelerimiz lala, lastik, hal, halbuki, laf, lakırdı, lale, lal, kase, lale, lanet, lazım, kazım, katip gibi. İşte arkadaşlar bunlar bizim ince ağlı örneklerimiz. İnce ağ söylerken yapmamız gereken bir şey var. Bu da size bir ipucu olsun arkadaşlar. Çünkü zorlanan arkadaşlarım oluyor. Yanlış örneklerden bir tane vereyim mesela. Lala değil de lala diyen arkadaşlarımız oluyor. Böyle söylemek yanlıştır arkadaşlar. Lala diyebilmemiz için de A'dan önce sanki E harfini söylüyormuş gibi söylersek daha kolay olur. Mesela kase diyoruz ya, kase demiyoruz. Kase yanlış. Ama kase diyebilmemiz için önce ağzımızdan E harfi çıkıyor farkındaysanız. Kase, kase. İşte o zaman ince A'yı daha doğru kullanmış olursunuz. Tamam mı? İpucumuz neymiş? A harfini kullanmadan önce, ince A harfini kullanmadan önce E çıkarır gibi davranıyoruz. Tamam mı? Bir tane tekerlememiz var bununla ilgili. Söylüyorum sizler de lütfen takip edin. Lale Latif, laleli lambasını lacivert Lucky Lobo'dan nazik nadide şefkate verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da ince A'ların yoğun olduğu bir tekerlememiz var. Bir de uzun ağımız var. Aslında o da ince A'ya benzer arkadaşlar. Örnek kelimelerimiz nane, nadir, name, cahil, cahit, seyahat, sadık, sabit, katil, nazik, tarih, mavi, hatta, harf, dikkat, şefkat, kabahat, sıhhat, namus, nane, nasihat. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da biraz daha uzun söylüyoruz. Hem inceltme var hem de daha uzun değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bunların kullanılışlarını siz de lütfen tekrar ederek kendinizde hata var mı onu görmeye çalışın. Hata varsa sürekli o kelimeyi söyleyerek aşmaya çalışabilirsiniz.
E harfine geçtiğimizde arkadaşlar, açık E ve kapalı E olmak üzere iki çeşit E'mizden bahsedebiliriz. Evet, açık E harfinden arkadaşlar bahsederken birkaç tane kelimemiz var ve tekerlemelerimiz var. Örnek olarak eş, sen ve sene kelimelerinden bahsedebiliriz açık E harfine. Burada arkadaşlar kalın E olarak, daha doğrusu kapalı E olarak kullanıldığında nasıl olur derseniz eğer, eş, sen, sene değil de sene, sene yayarak biraz söylenildiği takdirde işte o zaman sıkıntı olur. Ama siz eş, sen, sene diye söylemelisiniz. Daha doğrusu bu açık E, özür diliyorum. Şimdi kapalı E'ye geldiğimde göreceksiniz zaten farkı. Bu arada açık E'nin tekerlemesi de şudur arkadaşlar. Edebi edep sizden öğren, ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üstüne ver. Evlinin bir evi, evsizin bir evi var, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sen de ben de bu atı kim tımar ede. Evet arkadaşlar, tekerlemelerde önemli olan neydi? Seri ve anlaşılır bir şekilde söylemek. Şimdi kapalı E'ye geçelim arkadaşlar. Kapalı E'de ağzınızın nasıl şekil aldığı yazıyor. Dudak kenarları kulaklara doğru biraz yaklaşır diyor. Siz de bunu yapabiliyor musunuz? Bir görün bakalım. Bununla ilgili bir tekerlememiz var arkadaşlar. Gece penceredeki benekli tekir kedi kendi tenceresindeki eti yedi. Ağız biraz böyle yukarı doğru açılıyor arkadaşlar. Açık E'ye oranla. Kapalı E'mizin tekerlemesi de bu. Tekrar söylüyorum. Gece penceredeki benekli tekir kedi kendi tenceresindeki eti yedi. Şimdi kapalı E açık E'ye dönüştüğünde, yani hata nerede onu göstermem gerekirse eğer, şöyle ki arkadaşlar. Tencere demiyoruz, tencere diyoruz. İşte tencere denildiği takdirde siz açık E'yi kullanmış oluyorsunuz. Kapalı E kullanmak gerekirken. Neymiş? Tencere demiyoruz da tencere dediğimiz takdirde işte sıkıntı orada var demektir arkadaşlar. Tamam. Başka? Diğer harflerimize geçelim. I harfi ile ilgili kelimelerimiz var arkadaşlar. Isı, ıslık, ılıcalı, ı diye devam edebilirsiniz. Ihlamuru ısıt, tıkır tıkır, mırıl mırıl, şıkır şıkır, yığın yığın, kıpır kıpır, gıcır gıcır, ıslak ıslak, pırıl pırıl, pırıl pırıl, zırıl zırıl. Genellikle çok sıkıntı yaşanmayan bir harfimiz ama yine de tekrar etmenizde fayda var arkadaşlar. İşte bunların çıkarılışında herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız bu tekerlemeleri tekrar tekrar söylemenizde fayda var. İ harfine geldiğimizde de arkadaşlar örnek kelimeler iz, dil, izci diye uzatabilirsiniz. İzci, i diye de uzatabilirsiniz. Tekerlememiz iki dinle bir söyle, iki el bir baş içindir gibi bir tekerlememiz var arkadaşlar. Burada yine biraz kelimelerden bahsedilmiş. İcat, biçare, bitap, bitaraf, veli, fenni, fiziki, cani, hayati, nihai, fuzuli, deruni. Biraz daha uzun söylenilmesi gereken i harflerinden bahsedilmiş. İcat, icat demiyoruz bakın, icat değil mi? Uzatarak söylüyoruz. Ya da bitap demiyoruz, bitap, uzatarak söylüyoruz. Bunlar da uzun i'lerimiz. O harfinden devam edelim. Yine kalın ve ince olmak üzere iki tane O'dan bahsedilmiş. Sizler ben söylerken nasıl farklılıklar olduğunu lütfen takip edin. Sizler de söylerken o şekilde söylemeye dikkat edin. Örnek kelimelerimiz ot, ova, ocak, olmak, ordu, oda, orman, ortak, bando, banyo, biblo, bono, fiyasko, tango, solo, fono, foto, radyo, stüdyo, şato, tempo, vazo. Evet, buradaki harfimiz kalın O harfi arkadaşlar. Bununla ilgili tekerlememiz de olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. Tamam. İnce O'ya geldiğimizde arkadaşlar biraz daha ileriden daha az yuvarlak yapılarak söylüyoruz biz ince O'yu. Bunu tabii söylerken anlayamayız ama cümle üzerinde, daha doğrusu tekerleme üzerinde söylerken daha net anlaşılır. Lobutları loş locasından notalayan normal lord losyoncunun lokantasında nohutları lokumları karıştırdı. İşte burada söylerken arkadaşlar biraz daha ağzımız öne doğru gidiyor ve daha az yuvarlak yapıyoruz. Daraltıyoruz daha doğrusu. O yüzden ince O diyoruz zaten. Tamam. Şimdi Ö harfine geçelim. Örnek kelimelerimiz öbek, öç, ödenek, ödünç, ödeşmek, ödev, öfke, öğrenmek, öğrenim, öğretim, öğünmek, öğüt, ökçe, öksürük ve örs. Bunlar örnek kelimelerimiz arkadaşlar. Ölenle ölünmez, ölüm kalın bizim için, önce düşün sonra söyle, öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu da tekerleme. Tekerleme de bu arada arkadaşlar genellikle anlam aranmaz. Çok anlamlı şeyler değildir. Bazılarında anlam var evet ama genellikle anlamsızdır. Burada tek bir amaç var tekerleme söylerken. Ağzımızdan kelimelerin çıkışını kolaylaştırmak. Tamam mı? Anlam aramanıza gerek yok. U harfine geçtiğimizde yine kalın U ve ince U olarak bahsedebiliriz U harfinden. Burada arkadaşlar kelimelerimiz, açık kalın U ile ilgili kelimelerimiz şunlar. Uç, ucuz, uçak, uçurum, uykucu, ulu ya da ulu U gibi.
Kalın u ile ilgili tekerlememiz de şu. Un kapanı uğradı uğursuzluktan upuzun uzandı. Tamam? Gayet hızlı bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde söylemenizde fayda var. İnce u'ya geçtiğimizde kalın u ile arasındaki fark neymiş? Lütfen anlamaya çalışalım. Örnek kelimeler: rüya, rüzgar, hülya, güya, lüzum, lütfen, lügat, nur, numara, nuri. Gördüğünüz gibi aslında ü gibi çıkıyor ağzımızdan, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar ince u'yu söylerken biraz daha u, ü'ye dönüşüyor. Ü harfine geldiğimizde, özür diliyorum, ince u'nun tekerlemesinden de bahsedelim. Güya, hülya, rüyasında lütfiye numaranın nütük söyleyerek lütfetmiş. Lütfetmiş ya da lütfetmiş. Oradaki söylem artık nasıl akıcı hale geliyorsa siz o şekilde kullanmayı tercih edin. Lütfetmiş de olur, lütfetmiş de olur arkadaşlar. Ü harfine geldiğimizde ise örnek kelimelerimiz: üç, üçgen, üçlü, üçüz, üflemek, ülker, ülkü, ün, ünlem, üreme, ürkek, ürpermek, üzüm, üstün, üşenmek, ütü. Burada bir de tekerlememiz var tabii ki. Üzüm üzüme baka baka kararır, ülker üzüntüden üzüm üzüm üzüldü, ürümesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir. Bazıları da anlamlı aslında. Evet, ünsüz harflerimize geldiğimizde arkadaşlar, ilk olarak B harfinden başladık. B harfiyle ilgili çeşitli kelimeler söyleyeceğiz. Tekerlemesi varsa tekerleme söyleyeceğiz ve egzersizimiz var. Egzersizlerimizi yapacağız. Genellikle sessiz harflerle ilgili egzersizler var. İşte onları da yapacağız birlikte. Burada harfin nasıl oluştuğunu zaten söylüyor arkadaşlar. Örnek kelimelerimiz: kitap, kap, hesap, çorap. Ancak kelime, özür diliyorum, kitap, kap, hesap, çorap. İşte burada arkadaşlar herhangi bir harf geldiğinde, kelimenin bitiminde herhangi bir ek geldiğinde yumuşama olacak, değil mi? Dolayısıyla kitabı, dolabı, kabı ve hesabı diyoruz. İşte fark burada arkadaşlar B harfinde. Egzersizlerimiz şunlar arkadaşlar. B harfiyle ilgili hep beraber yapalım. Yavaş yavaş arkadaşlar ama aynı zamanda akıcı bir şekilde olması gerekiyor. Seri bir şekilde olması gerekiyor. Sizler de benim hızıma göre kendinizi ayarlayın. Başlayalım. Bi, be, ba, bo, bu, bö, bü, bı. Bil, bel, bal, bol, bul, böl, bül, bıl. Bit, bet, bat, bot, but, böt, büt, bıt. Bip, bep, bap, bop, bup, böp, büp, bıp. Bir, ber, bar, bor, bur, böl, bür, bır. Bis, bes, bas, bos, buz, böz, büs, bız. Evet, bunlar egzersizlerimiz B harfiyle ilgili arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığınızı görebilirsiniz. Tekerlememiz de şu. Babasının benekli bıldırcını bitişik bostanda böceklerden bunalarak büzüldü. C harfine geçtiğimizde arkadaşlar örnek kelimelerimiz: cam, cabal, cacık, coşkun, cömert, cüce, cümle. Kelime sonunda da Ç olabilir bazen arkadaşlar. Burada örnek olarak, daha doğrusu egzersiz olarak şunu yapıyoruz. Ci, ce, ca, co, cu, cö, cü, cı. Cik, cek, cak, cok, cuk, cök, cük, cık. Cip, cep, cap, cop, cup, cöp, cüp, cıp. Cit, cet, cat, cot, cut, cöt, cüt, cıt. Bu arada arkadaşlar bu egzersizleri yaparken karnınızın tıpkı diyafram egzersizinde olduğu gibi içeri doğru girip çıktığını hissedeceksiniz. Aynı zamanda diyafram kasımıza da fayda sağlayacak. C harfiyle ilgili tekerlememiz, özür diliyorum. Cambaz Cevat, Cılız Cimri, Coşkun'la Cömertliğe Cumba'da cüret ettiler. Şimdi gelelim Ç harfine. C harfinden biraz daha sert olarak çıkar Ç harfi. Çıkış biçimi genel olarak aynıdır. Egzersizimiz var hemen. Çi, çe, ça, ço, çu, çö, çü, çı. Çip, çep, çap, çop, çup, çöp, çüp, çıp. Piç, peç, paç, poç, puç, pöç, puç, püç, pıç. İç, eç, aç, oç, uç, öç, üç, ıç. Tiç, teç, taç, toç, tuç, töç, tüç, tıç. Siç, seç, saç, soç, suç, söç, suç, süç, sıç. En sondaki o S ile Ç bir araya geldiğinde arkadaşlar biraz zorlanabilirsiniz. Yavaş yavaş söylemenizde fayda var. Karışmaması gerekiyor birbirine, tamam mı arkadaşlar? Her birini söylerken örneğin iç, eç derken bakın orada ulama var. İç eç dememeniz gerekiyor. İç eç demeniz gerekiyor, değil mi? Şuradaki ulamayı görüyoruz. Bir sessiz harf ve sonrasında bir sesli harf olduğunda ne olur? İç eç. Yani birleşik okunur gibi aslında ama bu egzersizde öyle yapmıyoruz, tamam mı? Ayrı ayrı bahsediyoruz. Şimdi bununla ilgili tekerlememizden bahsedelim. Çardaklı Çeşme'deki çırak çiçekleri, çorbanın çöreğini ve çuvalları çürüttü. D harfine geldiğimizde
Egzersizimiz şudur. Di, de, da, do, du, dö, dü, dı. Dik, dek, dak, dok, duk, dök, dük, dık. Dir, der, dar, dor, dur, dö, dür, dır. Dip, dep, dap, dop, dup, döp, düp, dıp. Dit, det, dat, dot, dut, döt, düt, dıt. Diz, dez, das, doz, duz, döz, düz, dız. Evet, yine bir araya geldiğinde söylenmesi zor olan harfleri özellikle seçilmiş burada arkadaşlar. D ile Z bir araya geldiğinde zorlanılır. D ile T bir araya geldiğinde zorlanır. Dolayısıyla bu zorlanmalar size fayda sağlayacak arkadaşlar. Bununla ilgili tekerlememiz neymiş? Davulcu dede dışarılıklı dikişçiyi dolandırırken dönemecin duvarından düştü. F harfine gelelim. Bununla ilgili kelimelerimiz şunlar. Fal, fil, fakat, falaka, falanca, faraş, felek, ferman, pasapiso, federasyon, felaket, felç, fevkalade, frak, fitre, film, fayans, fötr, fonojenik, futbol, füze. Evet, bunlar örnek kelimelerimiz. Bununla ilgili egzersizimiz de şöyledir. Fil, fel, fal, fol, ful, föl, fül, fıl. Fip, fep, fap, pop, fup, föp, füp, fıp. Fit, fet, fat, pot, fut, föt, füt, fıt. Fif, fef, faf, fof, fuf, föf, füf, fıf. Evet, ağzınız biraz yorulabilir arkadaşlar bu egzersizleri yaparken. Çünkü sürekli aktif halde bulunuyor. Yorulmasında fayda var. Daha akıcı bir şekilde konuşmanıza katkı sağlayacak. G harfine geldiğimizde örnek kelimelerimiz gah, gel, gör, git, güya, güç. Evet, egzersizimiz de şöyledir. Gi, ge, ga, go, gu, gö, gü, gı. Gip, gep, gap, gop, gup, göp, güp, gıp. Gil, gel, gal, gol, gul, göl, gül, gıl. Gik, gek, gak, gok, guk, gök, gük, gık. Gif, gef, gaf, gof, guf, göf, güf, gıf. Gir, ger, gar, gor, gur, gör, gür, gır. Buradaki R'leri lütfen yutmayınız arkadaşlar. Bastırarak söyleyin ki size fayda sağlasın. Tekerlememiz de şudur. Galip Geybe'ye gırgır giden çocuklu göçmen gururluya güldü. Bakın herhangi bir anlam yok. Tekerlemede anlam aramıyoruz. Yumuşak G'ye geldiğimizde arkadaşlar, örnek kelimelerimiz boğaz ama yazı diliyle konuşma dilinin farkına girdi. Yine burada bir atıfta bulunulmuş. Boğaz diye bastırarak yumuşak G'yi söylemiyoruz değil mi? Ağzımızdan boğaz diye çıkıyor bakın. Nerede? Heh, şurası. Yumuşak G var aslında ama boğaz diyoruz biz. Yumuşak G'yi bastırarak söylemiyoruz. Doğal derken doğal. Yumuşak G'yi yine bastırmadan söylüyoruz. Yoğurt derken de yoğurt, yoğurt. Yumuşak G'yi aradan çıkarıp söylüyoruz değil. Örnek kelimelerden yine eğer, diğer ve soğuk. Onlara ne diyoruz biz? Eğer, diğer ve soğuk. Yani harfler değişiyor. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki farklar. Çok önemli olduğunu söylemiştik. Buradaki egzersizimizde gi, ge, ga, go, gu, gö, gü, gı. Gip, gep, gap, gop, gup, göp, güp, gıp. Gir, ger, gar, gor, gur, gör, gür, gır. Gil, gel, gal, gol, gul, göl, gül, gıl. Evet, bu da yumuşak G ile ilgili egzersizimiz. G'den çok da bir farkı yok ama biraz daha yeniden çıkarmanızda fayda var siz çalışırken. H harfi arkadaşlar. H harfi ile ilgili örnek kelimelerimiz şunlar. Habbe, haberci, haber, hacemat, hacı, hacı yatmaz, hadde, hademe, hafız, hafif, hafta, hakiki, hakir, halbuki, hallaç, hassas, hece, hımhım, hipnotizma, hokkabaz, hulasa, hulyalı, hüner, hücum, hücre, hüviyet. Genelde zor kelimeler seçilmiş fark ettiğiniz üzere. Sizi zorlamak tabii ki sizin daha iyi konuşmanız için yapılıyor arkadaşlar. Egzersizimiz de şöyledir. Hi, he, ha, ho, hu, hö, hü, hı. Hip, hep, hap, hop, hup, öp, hüp, hıp. Hil, hel, hal, hol, hul, höl, hül, hıl. Hih, heh, hah, hoh, huh, höh, hüh, hı. Özellikle burası arkadaşlar, bakın şu H ile H'nin birleşmesiyle oluşan aradaki sesli harfle birlikte. Bu gerçek anlamda diyafram egzersizi aynı zamanda arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Hih, heh, hah, hoh, huh, höh, hüh, hı. Hit, het, hat, hot, hut, höt, hüt, hıt. Hir, her, har, hor, hur, hör, hür, hır. Evet, bu da H ile ilgili egzersizimiz arkadaşlar. Bir tekerlememiz var tabii ki. Habeş hemşire hırkalı hizmetçi hoppa hüdeye hurmaları hürmetle sundu.
ağzımızı bastıra bastıra kullanıyoruz değil mi? Tekerlemenin daha doğru bir şekilde çıkması için. J harfine geldiğimizde, J harfi de zor bir harftir arkadaşlar. Bununla ilgili egzersizleri sıkça yapmanızda fayda var. Örnek kelimelerimiz Japon, jandarma, panjur, jurnalci. Bakın genellikle söylemler şu şekilde oluyor. Japon yerine biz Japon diyoruz değil mi? Jandarma yerine jandarma diyoruz. Panjur yerine panjur diyoruz. Jurnalci yerine jurnalci diyoruz. Değişiyor. Fakat bu yanlıştır arkadaşlar. Yani söylem değişiyor ama doğruları neler? Japon, jandarma, panjur ve jurnalci değil mi? Hatta biz şarj kelimesini de söylerken zorlanırız ve şarj deriz değil mi? İşte o da bir örnek olabilir buraya. Egzersizimize geçelim. J, 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 J. Jir, jer, jar, jor, jur, jör, jür, jir. Jip, jep, jap, jop, jup, jöp, jüp, jip. Jij, jej, jaj, joj, juj, jöj, jür, jiş. Evet, J ile ilgili en çok zorlanılan kısım burası arkadaşlar. Tekrar tekrar yapın lütfen. Jil, jel, jal, jol, jul, jöl, jül, jil. Jis, jes, jas, jos, jus, jöz. Jüz, jız. Evet, örnek tekerlememiz nedir? Japon jeolog jiletini jurnaliyle jüriye verdi. Japon jeolog jiletini jurnaliyle jüriye verdi. J'leri lütfen C'ye çevirmeli. K harfine geldiğimizde de örnek kelimelerimiz şunlar. Kel, kir, kör, katip, kahya. Diğer örneklerimiz kaba, kaya, kaçak, kadastro, kadın, kadife, kalp ve kal. Evet arkadaşlar, egzersizlerimiz de şöyledir. Ki, ke, ka, ko, ku, kö, kü, kı. Kil, kel, kal, kol, kul, köl, kül, kıl. Kip, kep, kap, kop, kup, köp, küp, kıp. Kik, kek, kak, kok, kuk, kök, kük, kık. Kir, ker, kar, kor, kur, kör, kür, kır. Kit, ket, kat, kot, kut, köt, küt, kıt. Tekerlememiz şöyledir. Kara ketenli külahlı kuş kara kediyi yedi. Evet, sizler de lütfen ama lütfen tekrar edin. L harfine geldiğimizde arkadaşlar, örnek kelimelerimiz labirent, laboratuvar, lacivert, laçka, lades, laf, lakap, lahana, leylak, leziz, limon, lise, litografya, liyakat, loca, lodos, lokanta, lokma, lokomotif, losyon ve löş. Kelimelerimiz bunlar. Anlamlarını bilmediğiniz kelimelere bakabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Hem de kelime öğrenmiş oluruz. Buradaki egzersizimiz de şöyledir. Li, le, la, lo, lu, lö, lü, lı. Lir, ler, lar, lor, lur, lö, lü, lır. Lit, let, lat, lot, lut, löt, lüt, lıt. Lil, lel, lal, lol, lul, löl, lül, lıl. Lip, lep, lap, lop, lup, löp, lüp, lıp. Lin, len, lan, lon, lun, lön, lün, lın. Evet, bunlar da bizim egzersizlerimiz arkadaşlar L harfiyle ilgili. Evet, çeşitli değişiklikler var burada. Örnek olarak biraderi biz bilader olarak kullanıyoruz değil mi? Ya da berber yerine belber diyoruz. Selvi yerine servi yerine selvi diyoruz. Serbest yerine selbest diyoruz. Bunlar konuşma dilinde değişebiliyor arkadaşlar. Yazı dilinde olması gerekenler var evet ama konuşma dilinde daha farklı şeyler yapabiliyoruz. Hatta bu artık ağıza kadar yani yöresel ağıza kadar gidebiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar doğrularını bilmekte fayda var. Tamam? Belber değil berber örneğin. İşte burada aşağıda zaten bahsediyor o yanlış kullanımlardan ve doğrularından. Onlara bakmanızda fayda var arkadaşlar. M harfine geldiğimizde M harfiyle ilgili kelimelerimiz şunlar. Maalesef, macera, maç, madalya, mal memnuniye, marif, modern, mücevher, madeni, manzume, müzakere, mütemmim. Anlamlarına bakınız lütfen merak ederseniz. Evet arkadaşlar burada egzersizlerimiz şöyle. Mi, me, ma, mo, mu, mö, mü, mı. Mir, mer, mar, mor, mur, mör, mür, mır. Min, men, man, mon, mun, mön, mün, mın. Mip, mep, map, mop, mup, möp, müp, müp. Mil, mel, mal, mol, mul, möl, mül, mıl. Mim, mem, mam, mom, mum, möm, müm, mım. Evet yine iki aynı harfin bir araya gelmesiyle zorlanmalar yaşanabilir arkadaşlar. Bununla ilgili tekerlememiz de şudur.
Muhallebici, melankolik Mısırlı Mirza Modern Mösyö ile Muradiye'de müzik dinledi. Evet, bu da tekerlememiz. N harfine geldiğimizde arkadaşlar, burada örnek kelimelerimiz şunlar. Nasır, nadan, nadide, nafaka, nafile, naftalin, nakil, nakit, nal, nalbant, namaz, namus, nankör, narin, narkoz, nasihat, nazım, nazik, nesir, nezaket, nilüfer ve nisan. Örnek kelimelerimiz bunlardı. Egzersizimize geçelim hemen. Ni, ne, na, no, nu, nö, nü, nı. Nil, nel, nal, nol, nul, nöl, nül, nıl. Nim, nem, nam, nom, num, nöm, nüm, nım. Nip, nep, nap, nop, nup, nöp, nüp, nıp. Nir, ner, nar, nor, nur, nör, nür, nır. Nin, nen, nan, non, nun, nön, nün, nın. Evet, bunlar egzersizlerimiz. Şimdi tekerlememizi söyleyelim. Namlı nane, nini, nini nanelerini numaraladı. P harfine geçtiğimizde örnek kelimelerimiz paça, paçavra, paket, pala, palamut, panorama, panorama, pansiyon, pantolon, papatya, paragraf, paramparça, paraşüt, paratoner, parazit, patinaj, pedagoji, plak, plaka, plan, planör, politika, porselen, porsiyon, program, projeksiyon, protesto, psikoloji. Söylenişleri genellikle zor olan kavramlar. Zaten konumuz neydi? Fonetik söyleniş, değil mi? Dolayısıyla bunların zor olması sizi yıldırmasın arkadaşlar. Tekrar tekrar söyleyin ki akıcı bir konuşmaya sahip olabilirsiniz. Egzersizimize geçelim. Pi, pe, pa, po, pu, pö, pü, pı. Pil, pel, pal, pol, pul, pöl, pül, pıl. Pit, pet, pat, pot, put, pöt, püt, pıt. Pip, pep, pap, pop, pup, pöp, püp, pıp. Pir, per, par, por, pur, pör, pür, pır. Pis, pas, pos, pus, pös, püs, pıs. Egzersizimiz bu şekilde. Tekerlememiz de şöyle ki, palavracı, peltek, pısırık, pişkin, potulu, porsu, pulcu, püskürdü. Daha sonra başka tekerlemelerden de bahsedeceğiz arkadaşlar. O listeyi isterseniz sizlere ulaştırabilirim tabii ki. R harfi, bu arada arkadaşlar R harfi bozukluğuna biz rotatismus diyoruz, tamam mı? R harfi ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız eğer buna rotatismus denilir. Bunu da bilmenizde fayda var. R harfi ile ilgili kelimelerimiz şunlar. Rabıta, radyatör, radyografi, rahat, roket, raket, ramazan, randevu, raptiye, rol, reçete, rehber, rehin, rejisör, rakip, reklam, rekor, repertuar, reverans, rezonans, riyakar, romatizma, rota, rozet, röportaj, rüya, rüzgar. Evet, örnek kelimelerimiz bunlar. Tabii bu R harfi sıkıntısı çekmeyenler için çok normal söylenişi. Evet, ama R harfi sıkıntısı olan arkadaşlarımız biraz zorlanabilir. Daha da zorlanmaları gayet normal daha doğrusu. Egzersiz yapıldıkça rahatlayacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Egzersizimize geçtiğimizde ri, re, ra, ro, ru, rö, rü, rı. Rir, rer, rar, ror, rur, rör, rü, rır. Fri, fre, fra, fro, furu, frö, frü, fırı. İr, er, ar, or, ur, ör, ür, ır. Tir, ter, tar, tor, tur, tör, tür, tır. Gri, gre, gra, gro, gru, grö, grü, grı. Tekerlememiz şöyledir. Radyolu ressam Ramiz Rasim'in romanıyla röportaj yaptı. S harfine geldiğimizde, S harfi de genellikle peltek olan arkadaşlarımızda zorlanılarak çıkarılır. Dolayısıyla bu da önemli bir harftir arkadaşlar, üzerine çalışılması gereken. Şimdi örnek kelimelerimize bakalım. Sap, saat, sabah, sabotaj, saman, servis, sıska, seksek, senaryo, stüdyo, spiker, smokin, hassas, kasa. Bunlar örnek kelimelerimiz. Egzersizimiz şöyle. Si, se, sa, so, su, sö, sü, sı. Peltek insanlarda nasıl olur arkadaşlar bu söylemler? Thi, değil mi? Thi. Dudakla beraber, dudağın iki diş arasına sıkıştırılmasıyla birlikte çıkar S harfi. Dolayısıyla zorlanır insanlar. Bunu aşabilmek için egzersizleri yapmakta fayda var. Si, se, sa, so, su, sö, sü, sı. Sir, ser, sar, sor, sur, söv, sür, sır. Siş, seş, saş, soş, suş, söş, suş, sış. Sil, sel, sal, sol, sul, söl, sül, sıl.
Sis, ses, sas, sos, sus, söz, süs, sız. İsi, ese, asa, oso, usu, ösü, üsü, ısı. Evet, bunlar egzersizlerimizdi. Şimdi tekerlememize geçelim. Sandıklıda sepetleri sıralı simitçi sofrada sökülen sucukları süpürdü. Tabii ben aynı zamanda egzersizleri yaptığım için arkadaşlar tekerlemeler de bir o kadar kolay çıkıyor ağzımdan. İşte sizler de benim gibi egzersizleri yapıp sonrasında tekerleme söylerseniz daha iyi bir sonuç alacaksınız. Ş harfine geçtiğimizde örnek kelimelerimiz şunlar. Şantaj, şantiye, şafak, şahin, şakşakçı, şimendifer, şimşek, şarapnel, şarjör, şifre, şövale, şüphe ve şölen. Egzersizimize geçelim. Şi, şe, şa, şo, şu, şö, şü, şı. Şir, şer, şar, şor, şur, şör, şür, şır. Şiş, şeş, şaş, şoş, şuş, şöş, şüş, şış. Şil, şel, şal, şol, şul, şöl, şül, şıl. Şis, şes, şas, şos, şus, şös, şüs, şıs. Şiz, şez, şaz, şos, şus, şöz, şüs, şız. Bunlar bir araya geldiğinde yine zorlanılan harfler aslında arkadaşlar. Hangileri? Ş ile S, Ş ile Z. İşte bunlar bir araya geldiğinde özellikle cümle bazında düşünürsek zor çıkan kelimeler var evet ama bunları yaparsanız daha kolay söylemler elde edersiniz. Tekerlememiz de şöyledir. Şamlı şemsek şimşir şafak şakşaklandı. T harfine geldiğimizde örnek kelimelerimiz şunlar. Tabak, taban, tabela, tablet, tablo, talih, tarih, tapu, tatil, teklif, tekzip, telefon, teleskop, televizyon, telgraf, temenni, tempo, temsil, tentene, tepki, terlik, termos, testere, transatlantik, transformatör, trapez, titiz, tiyatro, tren, tribün, turp, turnike, tünel. Arkadaşlar bu ders umarım sizin için sıkıcı olmuyordur. Sürekli ben bir şeyler okuyorum ama sizler de benimle beraber tekrar ederseniz sıkıcı olmaktan çıkar. Bu sizin iyiliğiniz için, bunlar daha doğrusu sizin iyiliğiniz için, sizin konuşmanızın daha iyi hale gelmesi için yapılan şeyler. Lütfen fayda sağlayacağınızı unutmadan tekrar edin. Hatta bunu evinizde daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Şarkı söyler gibi tekerlemeleri daha komik hallerde söyleyebilirsiniz. O artık size kalmış. Eğlence kısmı sizde, tamam mı? Ben kitabi kısımdan bahsediyorum. Eğlencesini siz bulun artık. Evet, T ile ilgili egzersizimiz de şöyledir. Bu arada normalde sınıf ortamında daha farklı oluyor durumlar. Şimdi online eğitim gereği tabii biraz daha okuyoruz sadece ya da anlatıyorum sürekli. Sizler olmayınca emin olun bana da çok zor oldu arkadaşlar. Lütfen sadece kendiniz açısından düşünmeyin. Ben de çok zorlanıyorum bu şekilde anlatmaktan. Çünkü ben şeye çok önem verirdim. Neye? Karşılıklı konuşmaya, sürekli böyle sizleri de aktif hale getirmeye çok önem verirdim. Şimdi sizler yoksunuz ve bir kameraya ders anlatıyorum. Bu benim için zor. Lütfen beni takip ederek bana destek verin olur mu arkadaşlar? Devam ediyorum. T harfi ile ilgili egzersizimiz şudur. Ti, te, ta, to, tu, tö, tü, tı. Tir, ter, tar, tor, tur, tör, tür, tır. Tiz, tes, tas, tos, tuz, töz, tüz, tız. Tik, tek, tak, tok, tuk, tök, tük, tık. Tit, tet, tat, tot, tut, töt, tüt, tıt. Tiş, teş, taş, toş, tuş, töş, tüş, tış. Evet, şimdi T ile ilgili tekerlememiz. Tatar tepsici tıknaz titiz tosun tömbekici tulumbacıyla tütün tüttürdü. Tekerlememiz de budur. Birkaç tane harfimiz kaldı arkadaşlar. V harfine geldiğimizde kelimelerimiz şunlar. Vade, vadi, vagon, vahşi, vakit, vantilatör, vapur, varil, varis, vasiyet, velvele, vergi, vestiyer, vesvese. Egzersizimiz de şöyle. Vi, ve, va, vo, vu, vö, vü, vı. Vil, vel, val, vol, vul, völ, vül, vıl. Vis, ves, vas, vos, vus, vös, vüs, vıs. Viv, vev, vav, vov, vuv, vöv, vüv, vıv. Vir, ver, var, vor, vur, vör, vür, vır. Viş, veş, vaş, voş, vuş, vöş, vüş, vış. Tekerlememiz şu. Velveleli vasi vesvese vadide vagon verdi. Evet arkadaşlar, yine aynı harflerin bir araya gelmesi bizi zorluyor. Şurada olduğu gibi değil mi? Y harfinden bahsedecek olursak. Örnek kelimelerimiz şunlar. Yaba, yaban, yağmur, yalan, yamyam, yankı,
yan, yarış, yaz, yaş, yangın, yayan, toy, çay. Egzersizimize buyurun. Yi, ye, ya, yo, yu, yö, yü, yı. Yil, yel, yal, yol, yul, yöl, yül, yıl. Yis, yes, yas, yos, yus, yös, yüz, yıs. Yiy, yey, yay, yoy, yuy, yöy, yüy, yıy. Bakın burası gerçek anlamda zor. Lütfen tekrar edin. Yiy, yey, yay, yoy, yuy, yöy, yüy, yıy. Yir, yer, yar, yor, yur, yör, yür, yır. Yiz, yez, yaz, yoz, yüz, yöz, yüz, yız. Evet. Y ile Z bir araya geldiğinde ve iki Y'den bahsedildiğinde arkadaşlar gerçek anlamda ağız zorlanıyor. Lütfen zorlanmanızı fayda olarak görün ve tekrar tekrar yapın. Tekerlememize gelelim. Yalvaçlı yelpazeli yıldız 20 yoksul yörükle yumurtalarını yükledi. Z harfimiz sonrasında zaten evet bitiyor. Z harfimizle ilgili egzersizimiz de şudur arkadaşlar. Zi, ze, za, zo, zu, zö, zü, zı. Zil, zel, zal, zol, zul, zöl, zül, zıl. İzi, eze, aza, ozo, uzu, özü, üzü, ızı. Zip, zep, zap, zop, zup, zöp, züp, zıp. Zir, zer, zar, zor, zur, zör, zür, zır. Ziş, zeş, zaş, zoş, zuş, zöş, züş, zış. Evet arkadaşlar yine zorlanmalar gayet normal. Burada da örnek kelimelerimiz var. Zafer, zahire, zahmet, zakkum, zalim, zaman, zambak, zemzem, zenci, zerdali. Evet arkadaşlar bugün konumuz söyleniş konusu yani fonetik konusuydu. Bu diksiyonda gerçek anlamda önemli olan bir konu. Çünkü konuşmamız neye bağlıdır arkadaşlar? Ağzımızdan çıkan kelimelere ve o kelimelerin içerisindeki harflere değil mi? O harflerin doğru çıkışı bizim aslında diksiyonumuzu olumlu yönde etkiler. Dolayısıyla bu konu gerçek anlamda önemli arkadaşlar. Tabii ki diğer konularda olduğu gibi. Bunları tekrar etmenizde çok fayda var. Konuşmanızın daha seri bir hale gelmesini istiyorsanız hep bahsedilir ya seri konuş, seri konuş. İşte o şey buradaki anlattıklarım arkadaşlar, o kavram, seri konuşma kavramı bu çalışmalarla sağlanır. Dolayısıyla arkadaşlar bugünkü dersimizi lütfen ciddiye alın. Tekrar tekrar yapın ki seri konuşmanıza fayda sağlayalım. Seri konuştuğunuzu düşünüyorum. Bakın sizle ilgili iyi şeyler düşünüyorum. Dolayısıyla seri konuşmanıza fayda sağlamak üzere bu dersi sizlere anlatmış oldum arkadaşlar. Yarınki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.